Piyasadan görüş alarak devam edelim. ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk'la konuşacağız. Günaydın Volkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Ne dersiniz, bugün Merkez Bankası sabırlı davranır mı ve piyasa üzerinde nasıl bir etkisi olur? BIST'te bundan sonra hedef yeni rekorlar olabilir mi? Evet, Merkez Bankası faiz konusunda sizin de belirttiğiniz gibi sabırlı davranabilir. Rakamların, ekonomik rakamların yanı sıra yurt dışındaki gelişmeleri de Merkez Bankası yakından takip edecektir diye düşünüyorum ki bu toplantıda açıkçası bir faiz indirimi gerçekleştirmeyecektir diye düşünmekteyim. BIST'e baktığımızda özellikle dün 85.500 seviyesine yönelik atakların satışa karşılandığını gördük ve şu anda BIST tam anlamıyla bir dinlenme sürecinde, bir konsolidasyon sürecine girdi. Alt tarafta 83.500 seviyesini destek olarak kabul edersek, bu desteğin üzerinde kaldığımız durumda yaklaşık 2000 puanlık yatay bandı BIST girdi diyebiliriz. Tabii ki BIST'in bundan sonraki hareketi dolar endeksine bağlı. Çünkü dolar endeksi şu anda 90 seviyesinin üzerinde. Ve bu seviyenin üzerinde yerleşme başlar ve 92 seviyesine yönelik teknik anlamdaki hedefi de bu yönde. Bu seviyeye doğru bir dolar endeksi hamle yükseliş gerçekleştirirse muhtemelen gelişmekte olan ülke kurları üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ve böyle bir durumda BIST'in de bu tablodan olumsuz yönde etkilenmesi beklenebilir. Her ne kadar BIST'te 85.500 seviyesi üzerinde 87.000 ve daha üzerinde 90.000 hedef olarak görünse de açıkçası bundan sonra dolar endeksinin durumu BIST üzerinde etkili olmaya devam edecek. İçeride dolar TL kuruna baktığımızda 2.30-2.35 bandı arasında yatay bir seyirdeyiz. Eğer dolar TL kuru 2.35 üzerinde hareketlenmeye başlarsa yeniden ateşin yükselebileceği gibi dolar TL'de yeni zirveler görmek ihtimalimiz belirebilir. ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkınız için.